Efendim herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantu. İlk seansa hoş geldiniz. Evet, haftanın son işlem günündeyiz ve Borsa İstanbul'u açmaya hazırlanıyoruz. Haftalık kapanışı yapacağız bugün bildiğiniz gibi. Ama küresel piyasalara baktığımızda bugün risk iştahı ne düşük ne de yüksek. Tamamen yatay bir seyir var. Bildiğiniz gibi Asya piyasaları da zaten yeni yıl tatili nedeniyle kapalı. Ve bugün Borsa İstanbul tarafına baktığımızda endeks an itibariyle VIOP tarafı 1640 puan seviyesinde %0,32'lik bir düşüş söz konusu. Zaten bir haftadır altını çizdiğimiz endekslerde aslında yavaş yavaş bir patinaj hareketi gördüğümüzden bahsediyoruz. Ciddi düşüşler görmüyoruz ama ciddi bir yükseliş ivmesi de en azından Borsa İstanbul tarafında da kaydedemedik açıkçası. Bugünkü hemen beklentilerle başlayalım. Bir taraftan da dünkü kapanış rakamlarını hatırlayalım. BIST 100 endeksine baktığımızda aslında Forex anketinde bugün pozitif bir açılış bekleniyor. Ankete 23 analist katılmış, 13'ü pozitif, 10'u negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahmin 0,95 puanlık artış olması yönünde. Evet, biz dün Borsa İstanbul'u nerede kapatmıştık? Şimdi onu hatırlayalım. 1545 puan seviyesinde kapatmıştık. Dün tekrar altını çizdiğimiz önemli bir seviye vardı hatırlayacağınız gibi. 1550 puan seviyesi. Yine oralardan satış yedik ve üzerine kapanış gerçekleştiremedik. Diğer taraftan dolar Türk lirasına baktığımızda 7.04 seviyesindeyiz. Bugün itibariyle 7 seviyelerine yaklaştıkça tepki alımlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Euro Türk lirası ise 8.53 seviyesinde seyrediyor. Sepet kur 7.79, gram altın fiyatları yeniden 412 lira seviyesine kadar geri çekildi. Evet, şimdi Asya piyasalarıyla devam edelim. Fakat az önce de söylediğim gibi aslında baktığımızda Asya piyasaları genel olarak kapalı. Japonya tarafında yatay negatif bir seyir var. Hindistan Sensex'te ise %0,25'lik yükseliş olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ABD vadelilere bakacak olursak özellikle birazdan da değiniyor olacağız zaten. Gelen haberlerin etkisini burada konuşuyoruz. Nancy Pelosi'den bir haber vardı. Covid-19 yardım paketi 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi çalışmalarının Şubat sonuna kadar tamamlamayı beklediklerini de ifade etti. Dow Jones vadeliye baktığımızda %0,13'lük düşüş söz konusu. S&P 500 vadeli de yine yatay negatif seyrediyor. Nasdaq tarafına baktığımızda da orada yeşil bir görüntü var fakat oldukça yatay bir seyir içerisinde. Bu sanıyorum Borsa İstanbul'un açılış rakamlarına da yansıyacaktır. Özellikle hisse bazlı hareketler yine ön plana çıkacak gibi görünüyor. Dönelim tahvil faizlerine bakalım. ABD tahvil faizlerine baktığımızda 2 yıllıklar %0,10, 10 yıllıklar %1,15 ve 30 yıllıklar ise %1,93 seviyesinde seyrediyor. Ve kıymetli metaller diyelim, ons altındaki görünüm 1820 dolar seviyesinde tekrar bir geri çekilme var. Gümüş ons altına göre bir miktar pozitif ayrışıyor, 27 doların hemen üzerinde. Paladyum tarafına baktığımızda ise 2356 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Platin fiyatlarının altını çizmiştik uzun bir süredir. Platinde bugün bir geri çekilme var, 1226 dolar seviyesinde platin fiyatları. Bakıra baktığımızda ise orada %0,35'lik bir yine yükseliş söz konusu, 3,76 dolar seviyesi seyreden bakır fiyatları var karşımızda. Ve son olarak petrol fiyatlarının altını çizdiğimizde şimdi petrol tarafında uzun bir süreden sonra bildiğiniz gibi 60 dolarların üzerini gördük. Burası karşımıza bir direnç olarak, bu seviyesi karşımıza direnç olarak mı çıkacak yoksa buradan hızlı bir şekilde geri mi döneceğiz? Hep bunun altını çizmiştik. Fakat baktığımızda 60 dolar seviyesinde son bir haftadır aslında fiyatların buralarda kalıcılık sağlamaya çalıştığını da görüyoruz. Geri çekilmeler oldukça sınırlı. %0,46'lık bir geri çekilme olsa da Brent petrol 60 doların hemen üzerinde. Ham petrol tarafına baktığımızda ise 58 doların altında seyrettiğini görüyoruz. %1'e yakın düşüş söz konusu. Evet, bu arada dönelim şimdi fiyatlamalara. Az önce Forex anketini verdik. Şimdi bir de isterseniz EkoTürk anketini paylaşalım sizlerle. Sizlere sorduk haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'a nasıl bir açılış bekliyorsunuz diye. Aslında bu ankete baktığımızda her sabah benim dikkatimi çeken Borsa İstanbul'un analistler tarafından beklentisi negatif olsa dahi aslında takipçilerimiz tarafından daha çok pozitif açılış tahmini oluyordu. Bugün haftanın son işlem gününde oy verenlerin çoğunu negatif açılış tahmininde bulunmuş. %51,9'u negatif demiş, %48,1'i ise pozitif açılış tahmininde bulunmuş. Evet, hemen buradan dönüyorum şimdi Soner Kuru'ya, Marbaş Menkul değerlere. Soner Bey merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında iç tarafta bizim dün önemli bir gelişme yaşadık. Borsa İstanbul tarafından bir son dakika haberimiz vardı. Yatırımcılar tarafından da oldukça konuşuldu, tartışıldı. Biz bildiğimiz gibi Haziran'ın son işlem gününde gelen haberle birlikte BIST 30 hisselerinde açığa satışın tekrardan kaldırıldığını duymuştuk. Bugün de, bugün seans başına itibaren de BIST 50 hisselerinde, yani BIST 30'un dışında kalan diğer 20 hisseye de açığa satış yasağının kaldırıldığını ifade etti Borsa İstanbul yönetimi. Şimdi buradaki görüşünüzü almak istiyorum. Yavaş yavaş yani normalleşme aşamasına mı giriyoruz sizce? Ve birçok kişi de taban sınırlarının tekrar %20'ye çekilip çekilmeyeceğini soruyor. Tabii ki bu konuda bir süre veremiyoruz. SPK'nın yapacağı aslında buradaki açıklama da önemli ama bu normalleşme adımlarını nasıl buluyorsunuz? Burada tabii regülatörün baktığı iki önemli nokta var. Bunlardan biri piyasa derinliğinin arttırılıyor olması ve doğru fiyat oluşumunun sağlanıyor olması. Bunun için tabii açığa satış piyasada geçerli olarak kullanılan bir enstrüman. Bütün dünya piyasalarında açıkçası kullanılıyor, özellikle finans piyasalarında. Ama volatilitenin arttığı dönemlerde, belirsizliğin arttığı dönemlerde belki bir miktar burada spekülatif fiyat düşüşlerinin, suni fiyat düşüşlerinin önüne geçmek için dönem dönem bu açığa satışın yasaklandığını biz Borsa İstanbul tarafında biliyoruz. Buna alışıyoruz ama piyasa derinliğinin ve gerçek fiyat oluşumunun sağlanması noktasında açığa satış bir ihtiyaç. Biz buna böyle bakıyoruz. Bu anlamda olumlu değerlendiriyoruz. İkinci bir baktığı noktaysa regülatörün tabii burada piyasaya gelen bu yeni yatırımcı kitlesinin de bir anlamda, hatta tüm yatırımcıların tabii daha geniş perspektif korunacak olması. Bu anlamda da zaten geçtiğimiz aylarda alınan bazı önlemler vardı. Pazar gruplarını hatırlayacak olursak yeniden yapılandırmışlardı. Ve özellikle alt pazar dediğimiz hisse grubunun tamamı brüt takasa geçmişti. Ana pazarda da aracı kurumların parasal limit verme imkanı kısıtlanmıştı. Burada bir taraftan piyasada doğru fiyat oluşumuna katkı yapmak varken, diğer bir taraftan da İşte suni fiyat oluşumlarının önüne geçerek küçük yatırımcıyı koruma güdüsü söz konusu. Biz bu açığa satışın BIST 50 için kaldırılmasını olumlu buluyoruz. Bunun hani önümüzdeki dönemlerde piyasanın daha da normalleşmesiyle birlikte BIST 100'e yayılmasını açıkçası bekliyoruz diyebilirim. Evet, şimdi bununla birlikte aslında içeride takip ettiğimiz düne bakacak olursak aslında önemli bir gelişme var. Yani son bir haftadır burada tekrardan S-400 haberlerinin gündeme geldiğini görüyoruz. Burada aslında hani hükümet tarafından da yapılan açıklamalar da birbiriyle de çelişiyor. İlk S-400'lerle ilgili Amerika tarafıyla daha yakın ilişkiler kuracağımızın sinyallerini alan açıklamalar görüyoruz. Mesela dün Sayın Kalın'ın açıklamaları vardı. S-400 hava savunma sistemleri alınmalı ilişkin demiş ki S-400 kararı bir gecede alınmadı. Biz tamamen bu sürecin arkasındayız. ABD'li mevkidaşlarımıza da biz bunu anlattık diye birazcık daha sert ifadeler kullandı. Bu S-400 mevzusunu TL varlıklar üzerinde hala bir risk olarak görmeye devam edelim mi? Yoksa artık rafa kaldırmanın zamanı geldi mi sizce? Şöyle, Biden yönetiminden alınan ilk sinyaller bu S-400 konusunun en yüksek perdeden negatif anlamda değerlendirmeciğinden uzak ama hala masada olmaya devam ettiği gerçeğini de barındırıyor. Yapılan ilk o diplomatik temaslarda, telefon görüşmelerinde Amerika tarafının bu S-400'lerle ilgili hala bunu her görüşmede dile getirdiğini biliyoruz. Bu anlamda TL varlıklar üzerinde biz oluşturmaya devam ediyor, devam da edecek gibi görünüyor. Genelde çünkü Türkiye tarafından yapılan açıklamalar biraz daha tabii bu anlamda bir diyelim kararlı tutumu ifade ediyor diyebiliriz. Ha, burada şu var, mesela kur tarafında negatif bir etki görmüyoruz. Çünkü Türk lirası üzerinde ciddi bir zırh var. O zırhta faiz zırhı. Bunu ne zaman Merkez Bankası zaten yüklese bu TL'yi korunaklı bir alana çekiyor diyebiliriz. Şu anda da kur tarafının bu süreçten negatif etkilenmemesindeki ana parametre Merkez Bankası'nın sahada aktif olması olarak görünüyor diyebiliriz.
Evet, diğer taraftan şimdi Borsa İstanbul'u açıyoruz. Borsa İstanbul'un açılış rakamlarına baktığımızda 1542 puan seviyesini açıyoruz. Burada şimdi rakamları birazdan size soracağım ama 1541-1550 çok dar bir bant arasında sıkıştık gibi bir görüntü var. Şimdi detayları birazdan konuşacağız ama hemen alt endekslere bakmak istiyorum. Bankacılık endeksi bugün %0,50'lik düşüşle başlıyor. Sanayi tarafı yatay pozitif bir başlangıç gerçekleştirirken holding endeksindeki kayıplar da yatay. Ulaştırma endeksi %0,25'lik düşüşle güne başlıyor diyelim. Şimdi baktığımızda BIST 30 tarafına bugün pozitif açılan 3 hissemiz var. Ereğli, Doğan Holding ve Kozal. En negatif tarafta açılan ise Tüpraş. Tabii ki biz bu iki hissede aslında diğer taraftan bilançoları da aldık. Ereğli tarafında aslında piyasa beklentilerinin üzerinde bir net kar açıkladı. Yine Tüpraş tarafında da bir miktar beklentilerin hafif üzerinde bir kar geldi. Şunu da yatırımcılarımıza hatırlatmak istiyorum. Ereğli'nin bugün temettü ödemesi olduğu için düzeltilmiş fiyattan işlem görmeye başlayacak artık. Hemen onu ifade etmek istiyorum. 1 lira 58 kuruşluk net temettü vereceğini açıkladı. Bu temettü oranı Mart'ta. Şimdi o yüzden burada çok soru gelecek ve baştan söylemek istiyorum. Benim de önümde açık. Vadeli de yani Ereğli'nin vadeli kontratlarında işlem yapanlar var ise Mart ayı tabii ki şu an spot fiyatına göre ve içinde bulunduğumuz aya göre negatif seyrediyor. Bununla nedeni tabii ki Mart ayındaki fiyatlar şu an düzeltilmiş fiyattan işleme başladı. 14-15-14-16 seviyesi çalışıyor Mart vadede. Yani long pozisyonda olanlar otomatik olarak zarar etti. Bununla ilgili dün çok soru geldi Soner Bey. Kısa bir açıklama yapmak gereği duydum açıkçası. Valla iyi yaptınız. Bu konuda biz de aynı şekilde temettü fiyatlaması noktasında yatırımcılardan bu soruları çok alıyoruz. Burada tabii hani siz kanal olarak da aslında burada finansal okuryazarlığın geliştirilmesi noktasında ciddi katkı sunuyorsunuz. Sanırım hani sermaye piyasaları bu yeni gelen bu yatırımcı sayılarıyla birlikte siz de işin yayıncılık tarafında, o cephesinde olmak üzere başarılı işler oluyor gibi. Bu anlamda bu vesileyle sizi tekrardan hem kanalınızı hem sizi tebrik etmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ olun, var olun. Şunu sormak istiyorum şimdi. Bu teknik sıkışma, evet 1540'ı böyle çok aşağıda kırmak istemiyoruz ama 1550'nin üzerine gidecek de bir gücümüz yok gibi şu an iç tarafta. Hani genel bir değerlendirme yapacak olursak sadece bizde değil yurt dışında da sakin bir seyir var. Siz bu patinaj görüntüsünün bir süre daha devam etmesini bekler misiniz? Yoksa endeksler yeterince dinlendi, bundan sonra tekrar bir yükseliş dalgası ya da hakikaten artık bir düzeltme dalgası gerekiyor görüşünde misiniz? Şimdi neyi fiyatladığımız, temel unsurlar anlamında nerede olduğumuz tabii çok önemli. Şimdi bütün borsa endeksleri küresel tarafta özellikle Kasım ve Aralık ayında bu işte Covid sürecini, aşılama sürecini çok önden fiyatladılar. Tabii orada küresel taraftaki düşük faiz, yüksek likidite ortamı da diğer bir yandan etkili. Teknoloji hisselerindeki, teknoloji şirketlerindeki yüksek kâr marjları da etkili. Ama artık işte Ocak ayına geldiğimizde 2021'e girdik ama baktık ki Covid hala hayatımızda. Ocak ayı bu anlamda bir miktar temkinli olduğumuz bir dönem oldu. Hatta Borsa İstanbul tarafında 1585-1430 düzeltmesini de yaşadık. Şimdi bundan sonrasında Covid ile ilgili iyi fiyatların içinde aşılama süreci devam ediyor. Burada bir belirsizlik var artık. Yani bu yaz ayları itibariyle bu iş azalacak. Bu iş yaşayacak mıyız, yaşayamayacak mıyız? Bu belirsiz. Bu Amerika'daki 1.9 trilyon dolarlık paket konusu zaten yine fiyatların içinde. Sonra orada gelen açıklamalarda işte Şubat sonu, Mart başı oradaki paket geçecek gibi. Bu da fiyatların içinde. Hem küresel tarafta hem de içeride bir yorgunluk var. Küreseldeki yorgunluğun sebebi zaten iyinin fiyatlanmış olması. Diğer bir piyasayı süren konu 1.9 trilyon dolarlık paket, onun da fiyatlanmış olması. Orada bir COVID ile alakalı bir bekle gör havası var şu anda. Bu aşılama süreci nasıl gidecek ve yaz aylarına nasıl gireceğiz? Ekonomi hızlanacak mı? Piyasa biraz onu bekliyor bir yandan. İçeride bu parametrelere ilave olarak bekleyişin sebebi şu: biz ekonomide normalleşme adımlarını attığımız dönemde Kasım başında ekonomideki yönetimdeki bu değişiklikle birlikte Avrupa Birliği ile Amerika ile biraz daha ılımlı bir söylem geliştirdik. Ve dedik ki işte hukukta, adalette, demokraside altyapıyı güçlendirecek yapısal reformlar açıklayacağız. Ve bu ciddi anlamda yurt dışında alıcı buldu. Biz Kasım Aralık döneminde ciddi anlamda yabancı sermaye çektik. Bizdeki bekleyiş biraz
bununla alakalı. Piyasa artık bu anlamda özellikle yabancı yatırımcı nasıl işin seyredeceğini merak ediyor. Şimdi geçtiğim bu hafta içi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar var işte bu Akdeniz Kıbrıs konularıyla ilgili. Orada bir miktar vites yükselttik gibi. Diğer bir taraftan Amerika-Türkiye ilişkileri S-400 ekseninde nasıl gelişecek? Bu yurt dışındaki bu COVID sürecine Türkiye'de dahil, Türkiye'de buna ilave biraz jeopolitik ve siyasi unsurlar tarafında gelişmeler nasıl olacak? Biraz piyasa bunu bekliyor. Bir gündem boşluğu var gibi. Şu olabilir. Bu anlamda piyasaya doyurucu bir açıklamanın ötesinde fiili adım gelirse Borsa İstanbul tarafında yukarıda yer var. Ama dediğiniz gibi o 1585-1430 düzeltmesinin ardından bu Şubat hareketi dediğimiz o 1430'dan başlayan harekette bir miktar artık momentum kaybediyoruz. Özellikle bu hafta işlem hacimlerinde bir gerileme var. Tüm endeksi ortalama 45-46 milyar lira hacim olurdu. Dün 35 ile kapattık. Bir önceki gün 36 ile kapattık. Yabancı takas dağılımına baktığımızda yabancılarda işlem, risk iştahında TL varlıklarla ilgili, istisnai piyasasıyla ilgili söylüyorum. Bir miktar yataya geçiş var. Biraz hisseye değiştiriyorlar. Büyük aracı kurumların, büyük yabancı kurumların son birkaç gündür bir miktar hafif satış ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Haliyle bir miktar burada yorgunluk görünüyor. Ama aşağıda 1525 destek seviyesini bir önemsiyoruz. 1542'deyiz. 1525'i kırmadığımız sürece buradaki hani o yukarı trendi, o Şubat başı başlayan, o 1430'dan başlayan yukarı trendi korunduğunu varsayacağız. Şu son birkaç gündür momentum kaybı 1555-1560 direnç seviyesini biraz daha güçlü hale getirdi. Sanırım buraları kırmamız için temel unsurlar noktasında, az önce saydığım unsurlar noktasında bazı desteklere ihtiyaç olacak gibi. Evet, diğer taraftan şimdi sanayi üretim rakamlarını da karşıladık. Sanayi üretim rakamları aslında beklentiler dahilinde geldi. Yıllık bazda baktığımızda %9, aylık bazda da %1.3'lük bir artış var. Şimdi alt kalemlerine baktığımızda sanayinin alt sektörlerinde madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3.5, imalat sanayi sektörü endeksi ise %1.4'lük artış gösterdi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektörü ise %1.4'lük azalışa işaret ediyor. Şimdi sanayi üretim rakamlarının da grafiği gelirse aslında Soner Bey, burada biz geçtiğimiz yıl hep böyle bir dipten dönüş hareketini konuşuyorduk. Şimdi bunu grafikler üzerinde de konuşacağız. TÜİK tarafından grafikleri de arkadaşlarımız yansıtabilirse. Evet, orada çok minimal de olsa bir geri çekilme var yıllık rakamlara baktığımızda. Burada şunu sormak istiyorum size mesela. Petrol fiyatlarının yükseliyor olması, geçen gün de konuşmuştuk. Özellikle JP Morgan'ın raporu vardı. Süper döngüye giriyoruz. Petrol fiyatlarını yukarı yönlü revize edeceğiz diye. Bunun sanayi üretim rakamları üzerinde ne kadar bir etkisi olmasını bekliyorsunuz? Yani sanayi üretim endeksi ve petrol fiyatları arasındaki ilişki yani normal koşullarda orada belli bir pozitif bir pozitif demeyeyim ama bir korelasyon var. Ama şu aşamada petrol fiyatları burada 60 doların üzerinde ne kadar kalıcı olacak ona bakacağız. Türkiye tabii Türkiye ekonomisi petrolü ciddi anlamda sanayi girdisi olarak kullanıyor. Bunun biraz daha belki enflasyon üzerindeki ağırlığı böyle yüksek devam ederse negatif etkisi olabilir. Sanayi üretimi tarafında etkinin sınırlı olmasını beklerim. Burada Kasım'da 11, özür dilerim, Ekim'de 11, Kasım'da 10.4 gelmişti. Şimdi 9'larda. Bu tabii şimdi 4. çeyreğin bütün sanayi üretim veri seti tamamlanmış oldu. 4. çeyrek itibariyle sanırım işte 7-8'lerde belki 9'larda bir büyüme geliyor olacak. Özellikle baz etkisiyle ilgili bu. Şimdi 2024. çeyrek tamamlanmış oluyor. Biraz gecikmeli bir veri bu. 2019 4. çeyreği hatırlayacak olursak Türkiye'nin yüksek faiz baskısı altında olduğu, ekonominin de zayıf olduğu, yavaş seyrettiği bir dönemdi. Bu anlamda baz etkisi burada pozitif etkiliyor gibi. Yıllıkta da artık bu sanayi üretimi verisiyle benim tahminim 2020'yi %2'lerde bu anlamda tamamlayacağız gibi. Covid sürecinde Türkiye'de sanayi üretimi, imalat sektörü muhakkak tabii ki çok negatif etkilenen sektörler, alt kırılımlar muhakkak olacaktır ama genel itibariyle baktığımızda Covid'deki o ilk Mart, Nisan, Mayıs, belki Haziran oradaki duruşun ardından bizim imalat sektörünün hızla canlandığını görüyoruz. Biz burada Covid'le alakalı tabii hizmetler, turizm, ulaştırma o tarafta ciddi gol yedik. Sanayi üretimi tarafı fena gitmedi. Burada biraz tedarik zincirindeki kırılmanın da etkisi var. Yani Çin'den sipariş etmekte zorlandı, burada üretim yaptı. Avrupa'ya yakın olmamız yine aynı şekilde
Avrupa ekonomilerindeki tabii bu Covid etkisiyle yavaşlama, durgunluk bu kadar etkili olmasına rağmen ihracat rakamlarımıza baktığımızda yine Avrupa ile Türkiye arasında bir orada hareket görüyoruz. Burada Türkiye bu Covid sürecinde tedarik zincirinin sekteye uğradığı bu süreçte bence Çin'e muadil olma noktasında biraz orada puan kazandı gibi görünüyor. Sanayi üretimi, imalat sektörümüz bizim bu süreçte belki de Covid'den daha güçlenerek çıkan sektörler arasında. Diğer bir taraftan da tabii ekonomi yönetimi de uzun süredir Türkiye'nin işte biraz daha yüksek teknoloji ürün üretebilen, Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık veren, katma değerli ihracat yapan bir ekonomi haline gelmesini istiyor. Ben bu rakamlarda bu verileri güçlü görüyorum, sanayi üretimi verilerini içinde bulunduğumuz mevcut koşullara rağmen. Buradaki iradenin önemli derecede etkili olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Sunar Bey, şunu da sormak istiyorum. Biz bildiğiniz gibi her perşembe günü aslında para ve banka istatistiklerini alıyoruz Merkez Bankası tarafından. Şimdi kurda an itibariyle 7.03 seviyesindeyiz ama iki haftadır altını çizdiğimiz konu, ki grafiği de ekrana verebilirsek eğer, yurt içi yerleşkelerin banka mevduatlarında. Evet, döviz sevdiat hesaplarında, DTH'larda iki haftadır çok uzun bir aradan sonra yavaş yavaş çözülmeler olduğunu görüyoruz. Şimdi SEAS'ta baktığımızda mesela 29 Ocak haftasında 1 milyar 485 milyar TL'lik bir pardon dolarlık bir döviz sevdiat hesabı olduğunu görüyoruz. Mesela bir önceki hafta, bir de bu hafta yavaş yavaş orada haftalık değişimlerde yabancı para mevduatlarında %2'ye yakın bir çözülme hareketi var. Siz bu çözülme hareketinin devamını bekliyor musunuz? Burada uyguladığımız politikalar mı önemli? Yoksa aslında TL'nin faizinin artıyor olması mı, %17'lere gelmiş olması mı önemli? Kurun buralarda sakinleşmesi mi önemli? Yani burada özellikle son iki haftadır 21 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası PPK'da verilen güçlü mesajlar, sonrasında enflasyon raporunda verilen güçlü mesajlar, sonrasında Naci Ağbal'ın sektör temsilcileriyle yapmış olduğu toplantılarda verilen çok güçlü mesajlar, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı ve bu enflasyonun bu kez gerçekten düşürüleceği yönündeki mesajlar Türk lirasına olan inancı bir miktar daha burada arttırıyor. Buradaki rekor düşüş, döviz mevduatlarındaki rekor düşüşün altına ben Naci Ağbal'ın bu son dönemde yapmış olduğu iletişimi yazarım. Yani çok etkili oldu. Bu tabii dolarizasyon uzun yıllardır, 90'lı yıllardan beri vatandaşın parasını enflasyona karşı en basit haliyle koruma güdüsü. Sonuç da veriyor. Şurada son 4-5 yıla baktığımızda enflasyona karşı koruyan tek enstrüman belki de döviz, dolar. Ama bundan sonraki süreçte burada tabii ciddi bir maliyet oluşuyor. Taşıma maliyeti oluşuyor. Vatandaşın şimdi 7.5'tan 8'den dolar aldığını düşünün. Her ay dolarda tuttuğu için TL'de tutacak olsaydı ortalama ayda 1.5 bir faizden de oluyor. Burada bir taşıma maliyeti de var. Uzun dönemde böyle kalacaksa artık vatandaş da burada TL varlıkları olan inancını biraz daha arttırıyor gibi görünüyor. Bu ne kadar böyle devam ettirilebilirse, evet, yüksek faiz ortamı ekonomi üzerinde baskılayıcı ama diğer bir taraftan da makro dengelerin geldiği nokta itibariyle cari açıydı, kuruydu. Böyle bir Merkez Bankası eliyle yumuşak inişe ve Türk lirası üzerinde bir zırh oluşturmasına ihtiyaç vardı. Bunun da meyvelerini bu verilerle aldık, alıyoruz diyebilirim. Sunar Bey, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Size de iyi çalışmalar diliyorum haftanın son işlem gününde. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, diliyorum. Çok sağ olun. Buradan Işık Menkul Değerlere dönüyoruz. Araştırma Müdürü Yusuf Kavak bizlerle olacak. Yusuf Bey merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Perihan Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi piyasada yatay bir seyir var. Biz az önce Soner Bey'le de aslında yavaş yavaş döviz sevdiat hesaplarında yaşanan o ufak çözülmeleri konuştuk. Ama dün karşıladığımız bir önemli veri daha vardı. Ekrana gelebilirse eğer, yabancıların pozisyonları. Şimdi ben Ocak ayından beri gözlemlediğim aslında şu, yabancılar yavaş yavaş hisse senedi piyasasından çıkıp ama diğer taraftan da iç borçlanma senetlerine yöneliyor gibi bir görüntü var. Grafiğimizi bir alabilir miyiz ekranlara? Şimdi baktığımızda bunda bu değil, diğer grafiğimizi alalım. Kurun da biraz etkisi olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü 8'li seviyelerin üzerinden yabancılar buraya hani giriş yaptılar. Burada aslında iyi de bir kar elde ettiler ve baktığımızda kurun 7 liralara kadar geri çekilmiş olması yabancıların tekrardan buradaki kar realizasyonlarını hayata geçirip Borsa İstanbul'dan çıkmaları için bir avantaj mı? Ve şu an yabancı diğer aslında geçmekte olan ülkelere baktığımızda TL'nin
negatif değil de pozitif reel getiri anlamında bir adım önde olması aslında bizi bir miktar daha iş borçlanma senetlerini öne çıkarır mı? Şu an baktığımızda 183 milyon dolarlık net çıkış oldu. Evet, hisse senedi piyasasında. Evet, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi carry trade avantajı esasında burada tahvil tarafını özellikle talebi artırıyor. Yine kurun düşmekte olması, yine borsa tarafında da bazı düzenlemelerin biraz gecikmeli gelmiş olması tabii ki yabancının burada bu avantajı çevirmek anlamında tahvil tarafına kaymasına neden oluyor. Tabii borsa tarafında eğer düzenlemeler biraz hızlandırılabilecek olursa mesela bugünkü BIST 50 üzerindeki açığa satış kısıtlamasının kaldırılması yani BIST 30'dan BIST 50'ye kaydırılması bu pozitif bir adım. Bunun gibi adımların devam ettirilmesi, yine marjlar kısmı var. Marjlarla ilgili olarak da tavan taban uygulamasıyla alakalı olarak da yine düzenlemeler devam edecek olursa, ilerleyen süreçte bu hepsi düzenlenecek olursa, kısıtlamaların hepsi tekrardan kaldırılacak olursa, yabancı takasında bu tarafta arttığını görebiliriz. Tekrardan bir güven ortamı sağlanabilir borsa tarafında. Küresel taraftaki risk alma işlerine esasında biz de fiyatladık uzunca bir süre. Ama tabii ki bu kısıtlamalardan kaynaklı olarak yabancı tarafının bu tarafa gelişinin biraz daha kısıtlı olduğunu gördük. Bununla birlikte tabii ki işte bu tahvil tarafında, faiz tarafındaki carry trade avantajı da TL tarafının cazip oluşu yine bizim diğer gelişmekte olan ülkelerle olan kıyaslandığımız zaman vermiş olduğumuz faizin, reel faizin avantajlı oluşu biraz daha yabancıyı bu tarafa sevk etmiş gibi duruyor. Kurun da tabii ki artık avantajlı olmaktan çıkmış olması düşüşle birlikte, son Kasım ayından bu yana yaşanan düşüşle birlikte bu da tabii ki tahvil tarafını biraz daha avantajlı duruma getirmiş durumda. Ama ilerleyen süreçte tabii ki kurdaki düşüşün bir miktar daha devam etmesi ve sonrasında kur tarafına bir yukarı yönlü tepkiler gelebileceğini düşünüyoruz. Ama özellikle borsa tarafında düzenlemeler devam edecek olursa borsaya yönelik yabancının tekrar ilgisinin de artacağını düşünüyoruz. Mesela bu düzenlemelerin biraz altını çizecek olursak yani şimdi evet BIST 30'da ilk Temmuz'un ilk işlem gününde gelmişti zaten açığa satış yasağının kaldırılması. Şimdi BIST 50'de geldi. Yani yavaş yavaş mesela ne gibi gelişmelere ihtiyacımız var? Bunun BIST 100'e yayılması mesela tavan taban sınırlaması ile ilgili çok fazla soru geliyor. Sizin oradaki görüşünüz nedir? %10 iyi mi yoksa tekrardan %20'ye mi çıkartılması gerekiyor? Ne gibi adımlar atmak gerekiyor Borsa İstanbul tarafında ki yabancılar tarafında burada bir müdahale yok imajı çizelim? Evet, tamamen normalleşme aşamasına gelmemiz lazım. Yani pandemi öncesindeki işte uygulamaların tamamıyla şu anki günümüz şartlarına uyarlanması gerekiyor. Orada tabii ki pandemideki sert satışlar, küresel çapta oluşan sert satışlarda Borsa İstanbul'un biraz daha sınırlı etkilenmesi anlamında bu adımlar atılmıştı. Ama sonrasındaki süreçte tabii ki bu pandemideki düşüşün sona ermesi ve sonrasında yükselişlerin ortaya çıkmasıyla birlikte biz normalleşme adımlarını atmakta biraz geç kaldık Borsa İstanbul tarafında. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Temmuz ayında BIST 30 için bu kaldırıldı satış, açığa satış yasağı. Şimdi BIST 50 için bunu BIST 50'ye getirebiliriz. Daha sonrasında işte genele yayaraktan daha fazla uygulama, serbest uygulama getirerekten bunu bir nevi yabancının tekrardan algısını artırmamız gerekiyor. Bu taraftaki bizim ilgiyi artırmamız gerekiyor. Özellikle bu tip uygulamaların, kısıtlamaların ortadan kaldırılması. Yine marjlar konusu var. %10 tavan taban uygulaması. Bunda tekrar %20 eski uygulaması olan %20 seviyesine çekilmesi önemli olacaktır. En azından yabancının ilgisi anlamında tekrardan bu kısıtlamaların kaldırılması önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Yusuf Bey, yurt dışı tarafına şimdi bir soru sormak istiyorum size. Aslında biz tamamen koreli bir hareket içerisindeyiz ama yurt dışında hacimler çok düştü. Tamam, bunda Asya piyasalarının kapalı olmasının da büyük bir etkisi var. Fakat şimdi son yaşanan Amerika ve Çin arasındaki gelişmeler pek de hoş gitmiyor açıkçası. Son gelen mesela haberlere göre Çin'in BBC World News'un yayın yapmasını da yasakladığı haberlerini aldık. Orada tekrardan bir çekişme başlayacak gibi yavaş yavaş bir intiba bırakıyor üzerimizde gelen haberler. Şimdi burada tekrardan işte ABD ve Çin arasındaki gerilimin hani şu an böyle çok pembe bir tablo var ya piyasalarda Covid dışında işte sürekli bol likiditeyi konuşuyoruz. Merkez bankalarının sürekli piyasaları desteklediğini konuşuyoruz ama bu bir 2021'in aslında siyah kuğusu olabilir mi sizce tekrardan? Evet, ticari savaşları meselesini biz de merak ediyoruz. Özellikle Trump döneminde getirilen uygulamalar, yaptırımlar Biden döneminde devam edecek mi, etmeyecek mi? Biden şu aşamada biraz daha diplomasi yolunu kullanmayı seçiyor ama bir süre sonra tabii ki Çin ile olan ilişkiler biraz daha sertleşebilir. Yine bazı şirketler üzerinden
Çin üzerine yine yaptırımlar gelebilir teknoloji şirketleri üzerinden ve tabii ki bu faz 1 anlaşmasına Çin'in uyum gösterememesi, yani bu mücbir sebep olarak göstermesi ki esasında Çin pandemiden en hızlı çıkan ülkeydi. Dolayısıyla yine Amerika ile olan anlaşmasını bir şekilde daha iyi bir şekilde tutturabilirdi. Her ne kadar tamamını tutturamasa da yine anlaşma şartlarını olan şekilde tutturmaya gayret edebilirdi ama Çin'in böyle bir gayretinin olmadığını da gördük. Bu da tabii ki Amerikan tarafına biraz kızdırabilir. Yeni Biden hükümeti belki bu yaptırımları tekrar gündeme getirebilir. Faz 1 ticaret anlaşması tamamıyla iptal olabilir. Ki sonrasında biz faz 2 anlaşması da olacak mı diye beklerken tamamıyla ticaret savaşları dönemine tekrar girebiliriz. Bu da tabii ki bir yeni bir kırılmayı, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yeni bir siyah koyu beraberine getirebilir ve piyasalarda yeni bir çöküş hareketi de ortaya çıkabilir. Borsalar tarafında küresel çapta bir çöküş hareketi de ortaya çıkabilir. Esasında pandeminin sonuna doğru yaklaşıyoruz gibi bir izlenim var. Özellikle vaka sayılarında 850 binlerden, Ocak başındaki 850 binlerden şimdi 450 binlere kadar gelinmiş olması küresel çapta günlük bazda. Bu bir miktar iyimserliği beraberinde getiriyor ama henüz daha pandemi sonlanmadı. Yine teşvik paketleri, beklentileri de oldukça yüksek seviyede ama tabii ki bu teşvik paketleri sonrasında yenileri gelecek mi? Merkez bankaları daha ne kadar destekleyici olacak? Bunların hepsi soru işaretleri. Bir yerde bu teşvik paketleri bitirildiğinde piyasalar bunu tolere edebilecek mi? Yine şirketler bunu tolere edebilecek mi? Yoksa yeni bir ekonomik krizin kapısı mı açılacak? Bunlar da kritik olacak. Yine ticaret savaşları gibi beklenmedik olaylar tekrardan başlayacak olursa bunlar da tabii ki piyasalar üzerinde sert satışları yeniden beraberinde getirebilir. Evet, çok doğru özetlediniz. Yusuf Bey, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. İyi çalışmalar diliyorum sizlere de. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet efendim, şimdi hemen aslında dönelim, bir rakamları konuşalım. Borsa İstanbul cephesinde bugün hangi seviyelere kapanış, hangi seviyelere dikkat edeceğiz onu değerlendirelim. Neden? Çünkü bugün aynı zamanda biliyorsunuz haftalık kapanış da gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi aslında piyasalarda evet yatay bir görünüm var. Bu yatay bir görünüm olmasını da ben bir katalizörün olmamasına bağlıyorum. Yani piyasada olan aslında az önce konuklarımızın, değerli konuklarımızla bahsettiği gibi yeni teşvik paketleri dahil hemen hemen tüm olumlu gelişmeleri fiyatların içerisine dahil ettik. Yeni bir süper güç ya da itici güç olmadığı için piyasalar burada bir dengelenme ve yön arayışı içerisinde seyrediyorlar. Biz bunu Borsa İstanbul tarafından net bir şekilde görüyoruz. Grafiğimizde ekranları alabilirsek eğer, şimdi bugün baktığımızda aslında Borsa İstanbul tarafında günlük olarak vermek istiyorum öncelikle rakamları. 8 günlük ortalamamız 1537 puan seviyesinde. Biz son 5-6 gündür aslında baktığımızda kapanış rakamlarımızda mum boylarında oldukça küçüldüğünü görüyoruz. Yani yavaş yavaş aslında sıkışan bir piyasa çıkıyor karşımıza. Yukarıdan Fibonacci direnci 1550 aşağı doğru bizi bastırıyor. Aşağıdan hareketli ortalamamız 1537 puan seviyesi bizi tutmaya çalışıyor. Çok ama çok dar bir bant arasında sıkıştık kaldık. O yüzden kırılım yönü aslında bizim için oldukça önemli. Evet, dün 1550 puan üzerindeydik ama mutlaka şunu aramakta fayda var. Volümlü bir kırılışa ihtiyacımız var. Yani bizim aslında yavaş yavaş işlem hacimlerimiz düştü. Çok kuvvetli bir şekilde 1550 puan seviyesinin üzerine gidip orada kalıcılık sağlayamıyoruz. Bugün şimdi teknik seviyelerde baktığımızda Ak Yatırım tarafından, evet, ortalamalardan bahsettik. 1537-1525 seviyeleri var. 8 ve 21 günlük ortalamalar dedik. Peki destek olarak izleyeceğimiz seviyeler nereler? Aslında aynı seviyelerden bahsediyoruz Ak Yatırım. 1540 puan seviyesinin altını çizmiş. Zaten oraya her geri çekilme bir alım fırsatı yaratıyor birkaç günlük işlemlere baktığımızda. Bunun aşağısında bir kapanış verdiğimizde 1528 puan seviyesi karşımıza çıkıyor. Az önce de söylediğimiz gibi aslında orada aşağı yukarı 20-21 günlük ortalamalarımız geçiyor. Onun bir aşağısında ise 1514 puan seviyesi var ana desteklerde. Direnç olarak baktığımızda bizim genelde üzerine kalıcılık sağlayamadığımız bölge 1550-1555 bölgesi, 1561 bölgesinin altı çizilmiş. Oranın üzerinde kapanışlar verdiğimizde 1573 ve 1587 puan seviyeleri karşımıza direnç olarak çıkabilir. Dönelim bir de Viyop tarafına bakalım. Viyop tarafında da 1650 puan seviyesi üzerine bildiğiniz gibi bir türlü kalıcılık sergileyemiyoruz. Şu an ortalamalara baktığımızda Viyop tarafında da aslında 8 günlük ortalamamız 1632 ve 21 günlük
Ortalamamız 1629 puan seviyesinden geçiyor. Olası geri çekilmelerde destek olarak çalışacak bölge 1636. Şu an işlem gördüğümüz seviye orası. Onun aşağısında 1624 ve 1610 seviyeleri var. Yukarı baktığımızda dirençlerde 1659, 1671 ve 1686 puan seviyeleri ön plana çıkıyor Viyop tarafında. Hemen buradan şimdi vakıf yatırıma dönüyorum. Vakıf yatırım direktörü Altan Aydın bizlerle. Altan, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Altan. Şimdi Altan, hem bilançoları alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. O yüzden Borsa İstanbul tarafında hisse bazlı hareketler oldukça ön planda. Ama öncesinde hemen senin fikrini almak istiyorum. Dün bildiğin gibi gelen haberlerle birlikte en son Temmuz 1'de BIST 30'daki açığa satış yasağı kaldırılmıştı. Şimdi kalan 20 hissede de açığa satış yasağı kaldırıldı. Yavaş yavaş bu normalleşme süreciyle ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Çünkü bizim yatırımcılarımız, şimdi izleyenler de aynı şeyi söyleyecek eminim, açığa satışa oldukça negatif bir bakış açısıyla bakıyorlar. Ben biraz işin pirinden aslında bu açığa satışın avantaj ve dezavantajlarını dinlemek istiyorum. Sadece dezavantajı varmış gibi algılıyor yatırımcılar ama avantajları da var, öyle değil mi? Tabii ki. Yani aslında evet, kademeli olarak normale dönüyoruz diyebilirim. Buradaki sürecin belki biraz daha hızlı olması da bence gerekiyor olabilir. Yani 30'dan 50'ye şimdilik genişletildi. Bence en yakın zamanda 100'e ve hatta tüm piyasaya içine alacak şekilde de genişletilecektir diye düşünüyorum. Genişletilmesi de gerekir bana göre. Şimdi baktığınız zaman tabii ki belli dönemlerde, yani oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde her işlem olduğu gibi, yani yukarı yönlü alışların olduğu gibi açılış aşağıya doğru, yani açığa satışlarında bir dengesizlik yarattığı aşikar. Bu çok aslında bunun üzerine çok konuşmak doğru da değildi. Ya bu doğru. Belli dönemlerde oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde özellikle oynaklığı daha da arttırıcı rol alabiliyor tabii ki bu tip işlemler. Ama genel olarak baktığınız zaman bir piyasa dengesi içinde düşündüğünüzde açığa satışların da piyasayı likide ettiğini, yani bir oradaki derinliği daha da arttırdığını, öte yandan dengelenmeyi de sağladığını ciddi anlamda düşünmek gerekir. Mevcut durumda tabii ki özellikle pay vadelilerle beraber düşündüğünüz zaman endeks 30'da ilk başta açılması çok doğru bir karardı. Çünkü pay vadelilerle arası ciddi anlamda açılıyordu diğer türlü. Şu anda ikisi arasında hedge yapmak, spotu alıp pay vadeliyi satmak veya tam tersi işlemler şu anda daha kolaylaştı. Şimdi bunun devamında özellikle biz 100 dışı şirketler için açıkçası 2020 yıl boyunca konuştuk biliyorsun. Yani asıl bu şirketlerde çok ciddi spekülasyonlar olabiliyor diye. Dolayısıyla burada açığa satışların gelebilecek olması veya işte artık bu genişletilme yapılacaksa bu piyasayı biraz daha dengeleyebilir diye düşünüyorum açıkçası ben. O yüzden çok dezavantajlı gibi düşünmemekte fayda var. Avantajı da var tabii ki, dezavantajı da var. Yani dediğim gibi belli dönemlerde, özellikle oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde tabii ki oynaklığı daha da arttırıcı rol alabiliyor ama geneli itibariyle düşündüğünde, yani bütün piyasa dinamikleri açısından baktığın zaman alışlar gibi açığa satışlar da piyasayı dengeleyen, likiditeyi arttıran bir unsur. O yüzden burada hani serbest piyasa koşullarında özellikle dengeye oturduğumuz bu dönemlerde bence kademeli olarak da genişlemeye devam edecektir bu uygulama. Ben açıkçası çok olumlu bakıyorum buna. İnşallah en yakın zamanda diğer endekslere doğru da genişletilir diye düşünüyorum. Altan, diğer taraftan şimdi gelen önemli bilançolar vardı. İstersen Tüpraş tarafıyla başlayalım. Piyasanın genel beklentisi aşağı yukarı 316 milyonluk net kar beklentisi vardı piyasanın. Bir miktar bunu aştı, 376 milyon net kar geldi. Ama bugün baktığımızda Tüpraş tarafı mesela güne satıcılı başladı. Yani ne dersin sen, bilançoyu nasıl karşıladın ve bilanço piyasa tarafından çok beğenilmedi mi sence? Şimdi aslında şöyle, yani genel bir algı vardır hep net kar üzerinden gider. Biraz daha jenerik olması için veya daha kısa olması için genelde hep net kar üzerinden konuşulur. Evet, net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti ama baktığınız zaman çok operasyonel şekilde değil. Yani FAVÖK tarafı beklentilerin altında kaldı örneğin. Burada bizim piyasa beklentisi olarak da düşündüğün zaman stok gelirlerinin de bir miktar daha aşağıda kaldığını görüyoruz. Bunun da bir kur etkisinde de var. Yani operasyonel olarak çok iyi bir bilanço değil. Evet, satış beklentilerden iyi, net kar beklentilerin üzerinde ama operasyonel olarak düşündüğünde
Yani Fabrik açısından baktığınız zaman beklentilerin altında kalan bir bilanço diyebilirim buna. Ama şöyle bir örnek vermek lazım. Daha önceki yani 3. çeyrekte Türktaş'ın tahminleri ve işte ileriye dönük öngörüleri biraz piyasanın beklentilerini bozmuştu. Şimdi bunlar bu öngörüler yani 2021 öngörüleri şu anda piyasa beklentilerine paralel. Bir de bu son dönemdeki TL'deki değer kazancı piyasa beklentisindeki gibi stok karını biraz daha sınırlamış gibi görünüyor. Ama birinci çeyrekte de bu stok karının bir kısmını görebiliriz biz. O yüzden bu işte 100 milyon civarında stok hariç baktığın zaman Fabek var. Dolayısıyla çok kötü bir bilanço değil. Ancak sadece net kâra bakarsak yanılırız. Çünkü Fabek beklentilerin bir miktar altında. Yine de bu fiyatlarda özellikle gerileme olması halinde birinci çeyrek bilançosunu da az çok kafamızda yerleştirdiğimizde yavaş yavaş gerilemeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Onu söyleyeyim. Şu anda petrol piyasası biraz dengeye geldi. Dolayısıyla burada oluşacak fiyatlamalar TL'deki harekette stabilize olursa ekstra stok karına da sebep olabilir. Tabii en önemli faktör Tüpraş'ın bilançosunda jet yakıtı konusu. Yani gelirlere baktığın zaman ürün anlamında tabii ki biliyorsun havacılık sektörünün durumu aşikar. Dolayısıyla jet yakıtının satışların dağılımında neredeyse yarı yarıya azaldığını görüyoruz. İkinci çeyrek ve sonrasında belki de yani yılın ikinci yarısında havacılık sektöründe biraz canlanması, işte turizmin, mobilizasyonun biraz artması, artık aşılanmanın devamıyla beraber bu tarafın yavaş yavaş arttığını görebiliriz. O yüzden Tüpraş'ta görülen düşük seviyelerin artık daha da aşağı gelmeyeceği varsayımıyla yani en kötüler görülüyor bana göre bu bir iki çeyrektir. Bundan sonra orta uzun vade için Tüpraş'ta yavaş yavaş 2 ve 3. çeyrekten sonra daha olumlu beklentilere sahip olabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Tüpraş'ta durum genel olarak böyle. Hı hı. Dönelim Ereğli cephesine. Şimdi Ereğli tarafında aslında iki tane haber karşıladık. Hem bilançoyu aldık, diğer taraftan da şu tartışmalar vardı. Temettüsünü hangi ay verecek? Mart mı, Nisan mı, Mayıs mı? Neden? Çünkü biliyorum Viyop'ta ona göre aslında bunu avantaja çevirmek isteyen yatırımcılar vardı ama biraz ters köşede kaldılar. Mart'ta vereceğini açıkladı. Şu anda bakıyorum %3 kayıp var Mart vadede Ereğli tarafında. Ama Ereğli bilançosu beğenilmiş gibi okuyorum ben dünden beri aslında baktığımda yorumlara. Tabii ki beklentileri de aştı net kar. Ve bugün pozitif bir açılış gerçekleştirildi Ereğli tarafında. Güzel bir temettü verimi. Hisse başına brüt 1.85 lira. Diğer taraftan nete de baktığımızda not almıştım. 1 lira 58 kuruşluk net de temettü verecek Mart ayında. Nasıl değerlendirdin bilançoyu? Gayet iyi bir bilanço. Beklentilerin üzerinde bir bilanço genel olarak yani satışlar, Fabök, net dönem kârı bunların hepsi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ertelenmiş vergi gelirinin tabii ki bu net kârda etkisi var ama operasyonel performans şu anda biraz daha dikkat çekici. Son dönemde zaten biliyorsun sıklıkla çelik fiyatlarındaki hareketten bahsederdik. Dolayısıyla bunun bilançoya yansıdığını görüyoruz. Sektörün genelinde de bunun fiyatlamasının güçlü kalmasını bekliyoruz açıkçası. Genel olarak özellikle Favök'teki güçlenme iyi, marjlardaki genişleme iyi. O yüzden hani ton başı Favök diye düşündüğümüz zaman ki demir çelik sektöründe önemli bir gösterge olarak izliyoruz. Geçen seneye göre %100'ün üzerinde arttığını görüyoruz ki Kardemir'de de böyle bir görüntü oluşacak. Genel olarak iyi bir bilanço diyebilirim. Temettü açısındansa evet dediğin gibi yani genel itibariyle Ereğli geçmiş yıllara baktığın zaman hep Nisan-Mayıs aylarında temettüyü dağıtırdı. Bu sene Mart ayına çekmişler bunu. Tabii ki vadeli pay vadeli piyasalarda bunun daha önceden beklentilerine göre belli fiyatlamaları oldu. Ama bu tabii Mart ayı çok beklenebilen bir şey değil. Dolayısıyla o tarafta fiyatlama görüyoruz şu anda. Ama hissenin üzerinde halen pozitif fiyatlama olmasını bekleriz açıkçası. Özellikle temettünün de dağıtılıyor olması önemli bir faktör. Dolayısıyla hani bunu bu şekilde düşünmek gerekir. Bu bilanço bence sektörün geneli içinde önemli bir gösterge konumunda. Yani onu da söylemek lazım. Kardemir'in bilançosunda muhtemelen bu bilançodan sonra zaten olumlu bir beklenti var ama son bir haftadır bir baskı vardı. Onun üzerinde de yeniden o baskının kalkması muhtemel olabilir. Ama özetle
Ereğli'nin bilançosunu gayet beğendik. Özellikle Temettü ile beraber Temettü'ye kadar iyi performansın devam etmesini bekliyoruz. Aslında Altan, ben de tam sana onu soracaktım. Genel sektörü soracaktım. Son zamanlarda demir çelik sektörü hakikaten hem kurumlar tarafından oldukça fazla, zaten sık sık raporları da okuyoruz, altı çizilen bir sektör oldu. Yatırımcıların da tercihi aslında demir çelik sektörü tarafında oldu ama buradaki fiyatlamalar birbirinden ayrışıyor. Şimdi son kurum raporlarına baktığında birçok kurum mesela yavaş yavaş aslında Kardemir'de bir kar realizasyonuna gidip portföyünde Kardemir olanların yavaş yavaş portföyüne Ereğli'yi koyduk gözlemliyorum. Şimdi aslında sana bu ucuz pahalı meselesini de sormak istiyorum. Yani bu durumda bir demir çelik sektörü hissesi bulundurmak isteyen yatırımcı için fiyat avantajı açısından baktığımızda hani Kardemir mi daha avantajlı sence, Ereğli mi daha avantajlı? Yani bu bilanço dönemi için biz Kardemir'i tercih ediyoruz. Yani model portföyümüzde de Kardemir yer alıyor. Evet, yani son yükselişiyle beraber potansiyeli biraz daralmış olabilir. Ama bu bilanço fiyatlaması ve hatta ilk çeyrek bilançosunda da Kardemir'in biraz daha güçlü olmasını bekliyoruz. Ama genel olarak global bir toparlanmadan bahsedeceksek, özellikle 2021'in devamında bu çeyrekten sonra belki Ereğli yavaş yavaş tercih edilebilir. Ama orada da özellikle Mart ayı önemli. Yani burada süreç itibariyle önce Mart, yani Şubat ve Mart ayında Kardemir, daha sonra Mart'tan sonra belki Ereğli olarak düşünebiliriz bunu. Biz açıkçası şu anda Kardemir'i tercih ediyoruz. Model portföyümüzde de Kardemir yer alıyor ki bilançosundaki toparlanmanın Ereğli'ye göre biraz daha güçlü olmasını bekliyoruz. İlk çeyrekte de bu, hatta ikinci çeyrekte de devam edebilir diye düşünüyoruz. Altan, çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğun değerli bilgiler için çok sağ ol. İyi çalışmalar diliyorum sana da. Ben teşekkür ederim. Yayınlar. Evet efendim, şimdi hemen Borsa İstanbul tarafına dönelim. Tekrardan artıya geçen bir piyasa var karşımızda. 1548 puan seviyesinde artıya geçen endekslerde bankacılık endeksi var, sanayi endeksi ve holding endeksi, teknoloji endeksiyle birlikte şu an artı tarafa geçmiş durumda. Yalnızca baktığımızda siz de ekranlarda görebiliyorsunuz, aslında ulaştırma endeksinin negatif tarafta seyrettiğini görüyoruz. Bu arada hemen isterseniz dünü hatırlayalım. Para giriş çıkışlarına bir bakalım sinyal veren tablomuzdan. Dün hangi hisselerde para girişi olmuş, hangi hisselerde para çıkışı olmuş ve teknik sinyallerine baktığımızda hangi hisselerde olumlu bir görüntü var? Şimdi para çıkışlarına baktığımızda burada Garanti Bankası'nı görüyoruz. 70 milyonun üzerinde nette para çıkışı olmuş. Yine 51 milyonun üzerinde para çıkışı Şok Marketler'de. Ardından 25 milyonluk para çıkışının ise BİM tarafında olduğunu görüyoruz. Odaşya'da 16 milyona yakın bir para çıkışı olmuş. Yine 15 milyonluk para çıkışı da Emlak Konut tarafında. Para giriş tarafına baktığımızda burada ilk dikkatimi çeken aslında Koza grubunun tamamına dün para giriyor olması. İlk sırada 95 milyonla Şişe var, 21,5 milyonla Petkim var ve 20 milyonla Koza Altın, 19,8 milyonla İpek Enerji ve 17,8 milyonla da Koza Madeni görüyoruz. Burada para girişi tarafında fiyatlamalara baktığımızda dün İpek Enerji ve Koza Maden'de oldukça güzel bir fiyatlama vardı ama Koza Altın biraz İpek ve Koza'nın da gerisinde kaldığını söyleyebilirim. Diğer taraftan güç göstergeleri olumlu olan hisselere baktığımızda az önce de sevgili Altan'la birlikte bahsettik. Ereğli ve Tüpraş bilançolarını karşıladık. Ereğli ve Tüpraş'ın da burada güç göstergeleri olumlu olan tabloda yer aldığını görebiliyoruz. Ve dönelim bakalım güç göstergeleri olumlu olan diğer hisselerde. Koç Holding'i görüyoruz burada. Koç Holding paylarında aslında son bir haftadır güzel bir ivmelenme var. Bugün de 23.04.06 seviyesinde %1,5'luk yine performans görüyoruz. Detaya da baktığımızda bir hafta içerisindeki primi %8'i aşmış durumda Koç Holding cephesinde. TAV Havalimanları'nı görüyoruz. Yine güzel prim bırakan bir diğer hisse de YataŞ'tı. YataŞ'ı görüyoruz. Lokman Ekim, Şişe, Doğaş, Tofaş, Koza Maden, Çüsan, Cemtaş gibi hisseleri görüyoruz. Burada aslında güç göstergeleri olumlu olanlar da. Doğaş cephesinde de aslında bugün %1 artı. Fakat orada da önemli bir gelişme vardı. Özellikle ikinci el otomotiv pazarına yönelik bir işbirliği yapmak için N11 ile anlaşma yaptığını ifade etti. Bunu da hemen detaylarımıza eklemiş olalım. Dönelim Mekten'in al verdiği hisseleri. Burada aslında bankaları görüyorum. Halkbank ve İşçi'ye başta olmak üzere. Yine para girişlerinde görmüştük Şişe'yi. Güç göstergeleri olumlu olanlarla da görmüştük. Burada Mekten'in al verdiği tabloyu da görüyoruz. Tüpraş, Aksa, yine Cemtaş'ı görüyoruz. İşmenkul değerler, Nuh Çimento ve Parsan var Mekte'nin al verdiği hisselerde ve böylelikle ilk seansında aslında sonuna gelmiş oluyoruz efendim. Borsa İstanbul'da haftalık kapanışlar bizim için önemli dedik, altını çiziyoruz dedik. İlk seansa şimdi burada noktayı koyalım.
kripto paraları merak edenler ve soruları olanlar için şimdi kripto parayla kaldığımız yerden devam edelim.